arkadaşlar. Hayırlı günler. İyi kolay günler. Gelsin. Sağ olun efendim. Efendim bir Cibuti meselesi var. Birkaç gündür tartışılıyor. Evet, evet. Ben de onu... Malumunuz bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener evet. de eleştirdi. Özel harcamalar evet. yapıldı evet. tarifleriyle gitselerdi diye. Nedir efendim Şimdi, bu gezi maliyeti? Öncelikle arkadaşlar bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in konuşmasını dinledikten sonra büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Şimdi gerekçesini kısaca açıklayacağım. Cibuti ziyareti 27-29 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Malumunuz birçok davet geliyor, tahmin edersiniz, meclis başkanlığına uluslararası ziyaretlerle ilgili. Tabii bunları biz tek başımıza karar vermiyoruz. Bunu devletin ilgili kurumlarıyla, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere onlarla görüşüp faydası olacak, gerekli olacak bir ziyaretse bunun üzerine karar veriyoruz. Şimdi Cibuti'ye gidiş sebebimiz bir cami açılışı değil. Bu yalan. Bir cami açtık evet ama cami açılışı için gitmedik. 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için gittik. Cibuti dönem başkanlığını devralacaktı ve bizi davet etti Temmuz ayında Cibuti Meclis Başkanı. Biz de 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı'na katılmak için gittik. Hatta Meclis Başkanı'na orada bir açış konuşması yapmam uygun olur diye söylemiştim. İstişare ettiler. Uygun oldu. Nitekim orada biraz uzunca nispeten sayılacak bir açış konuşması yaptım. Birincisi bu. Bu ziyareti tabii değerlendirirken de iki temel ana maksadımız var. Birisi Türkiye'nin Afrika açılımı projesi var ve Afrika Birliği'nin Türkiye stratejik partneri olarak kabul edildi Afrika Birliği tarafından. Bu bağlamda Afrika ülkeleriyle dış ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Birisi bu. İkincisi de sizlerin de takip ettiği gibi Fethullahçı terör örgütü FETÖ'nün bazı Afrika ülkelerinde faaliyetleri var hala. Bir kısmında bizim diplomatik temaslarımız neticesinde aldığımız sonuçlar var. Bir kısmında henüz sonuç alamadık. STK'lar, bazı sağlık kuruluşları, bazı okullar üzerinden yürüttüğü faaliyetler var. Fethullahçı terör örgütünün. Bunu dile getirmek için iyi bir zemin olacağını düşündüm. Çünkü gelen her ziyaretçimizle bunu paylaşıyoruz ama orada toplu olarak 21 farklı ülkeden senatörlerin ve parlamenterlerin bulunduğu, 5 meclis başkanının, 3 meclis başkan vekilinin ve 8 tane uluslararası örgütün temsilcilerinin, yöneticilerinin bulunduğu bir ortamda bunu paylaşmanın doğru olacağını düşündük ve buna münasebetle gittik. Yani Cibuti ziyareti cami açılışı değil, Afrika Parlamenterler Birliği konferansına katılmak için ve Afrika açılımı politikasıyla FETÖ örgütüyle ilgili bazı bilgileri ülkelerle paylaşmak için gittiğimiz bir ziyaret. Orada hem açış konuşmasında FETÖ ile ilgili hususlara değindim, hem ikili görüşmelerimizde hem de parlamenterlerle olan temaslarımızda bu hususlara değindik. Tabii orada Nisan ayında tamamlanmış Türkiye Diyanet Vakfı'nın yapmış olduğu 2. Abdülhamit Han Camii var ve o tarihten beri de açılmamış cami. Bunun da açılışını yapmamızın gitmişken, çünkü sık sık gidilebilecek bir yer değil, gitmişken bunun açılışını yapmamız da uygun olur diye konuşulmuştu. Bu ziyaret cami açılışı için değil, Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için bir. İkincisi, bu ziyarete bir uçak kiralanmadı. Bunu söylemek sadece bize değil, Türkiye'ye bir iftiradır. Türkiye'nin uçak kiralamaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin devlet ziyaretleri için kullanacağı uçaklar var. Yeni de değil bu. Her zaman ona tahsis edilmiş uçaklarımız var. Uçak kiralama gibi bir şey mevzu bahis değil. Bu ikinci bir yalan. Üçüncüsü, Diyanet İşleri Başkanı ile birlikte gitmedik. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın da zaten bizim gittiğimiz gün, Perşembe günü Din Şurası vardı. Buradaydı, Türkiye'deydi. Kendisi ayrı geldi. Ama dönüşümüz beraber oldu. Cami açılışına o da katılmış oldu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı cami. Bu cami açılışına Meclis Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Cibuti'den katıldılar. Ve Nisan'da bitmiş ama kullanılmayan bir, henüz açılmamış bir camiydi. Değerli arkadaşlar, tabii bu haberi bir haber ajansı, adını da söylüyorum, Anka Ajansı yaptı. İnternet üzerinden yayınladı. Orada uçak kiralandığı hususu açıkça ifade edilmiyor ama uçak kiralandığı anlamına gelecek bir yorum, bir çarpıtma yapılıyor. Gidilen uçağın
kiralandığı halde ne kadar tutacağına dair bir hesap yapılıyor. Halbuki uçak kiralanmış değil. Eğer buradan hareket edersek birçok devlet kurumunun binasının kiralanabileceğini, bu kiranın yıllık gelirinin ne olacağını, bunun mu tercih edilmesi yoksa bu kurumların bizzat devlet tarafından kullanılmasının mı uygun olacağı gibi tartışmalar yapılabilir. Belki ajansın da kiralanması halinde daha fazla para getireceği de konuşulabilir. Yani bunlar spekülatif şeyler. Uçak kiralanması söz konusu değil. Ancak ajans tarafından yapılan bu haber bazı başka ajanslar tarafından kiralanan uçak veya kiralanmış uçak şeklinde başlıkla verildi. Yani ikinci aşamasında çarpıtıldı. Bu çarpıtma ile ilgili bir hususa açıklamamda da değinmiştim. Bu ajans haberi üzerine uçak kiralandığına dair bilgileri de içeren ilk paylaşımlar FETÖ'cü hesaplar üzerinden yoğun bir şekilde yapıldı. Bununla ilgili bir çalışma yaptırdık. Suç duyurusunda da bulunacağız. FETÖ'cü hesaplar tarafından yapıldı. İkinci husus, niye Cibuti ziyareti dile getiriliyor? Benim ilk ziyaretim değil. Daha önce birçok ülkeye ziyaret yaptık. Benden önceki meclis başkanlarının da birçok ziyareti oldu. Ama niye Cibuti ziyareti? Cibuti ile ilgili Türkiye-Cibuti ilişkileri bağlamı ve Afrika Birliği Parlamenterler Konferansı'nın önemi bağlamında bir konu bu. Orada FETÖ örgütünün tehlikesine dair yapmış olduğumuz temasların ben etkili bazı sonuçları olduğunu dönüşte de takip ettik, öğrendik ve bu bağlamda bir manipülatif haber yapılması hususunda bu FETÖ'cü hesapların internet üzerinden harekete geçtiğini, bir yönlendirme yaptığını rahatlıkla ifade edebiliyorum. Bu soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Tabii bunun üzerine ben hemen şahsi Twitter hesabımdan açıklama yaptım. Yalanlama tekzibi yaptım. Arkasından bizim meclisimizin internet portalı üzerinden açıklama yapıldı. Bazı internet haber siteleri bu haberi geri çektiler, bir kısmı düzeltti. Bu açıklamalarımız üzerine de Anka Ajansı da kendi haberinde uçak kiralandığına dair bir bilginin bulunmadığını ama kiralanırsa ne kadar maliyeti olacağına dair bir hesap yapıldığına dair bir haber olduğunu ifade etti. Bir nevi tavzih yaptı haberinde. Böylece mesele artık hukuki boyuta intikal etmişken bugün bir siyasi partimizin genel başkanı Sayın Akşener grup toplantısında bütün bu olan bitenler, tekzipler, tavzihler hiç olmamış gibi haberin çarpıtılmış ilk haliyle grup toplantısında tekrar etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Burada iki ihtimal akla gelebilir. Ya bu detaylardan bilgisi yoktur Sayın Genel Başkan'ın. O zaman bizim meclis başkanlığımızın bir özür beklentisi olur. Çünkü bir yalanı ve iftirayı bilmeden de olsa tekrarlamak, yalan ve iftirayı çoğaltmaktır. Bilerek olduysa bu sefer kasten bir yalana ve iftiraya ortak olunmuş olduğunu söyleyeceğim. Büyük üzüntü duydum. Türkiye'nin siyasette yalanı ve iftirayı meşru, mübah addeden eleştiri yaklaşımlarını terk ettiği kanaatindeyim ben. Eleştiriye sonuna kadar tabii herkes açık olmalıdır. Farklı fikir, farklı görüş olabilir. Niye yapılıyor bu seyahatler denebilir, niye Cibuti denebilir, gidilmemesi gerekir denebilir. Bunlar birer yorumdur, siyasi tercihtir. Ama uçak kiralanmadığı halde kiralanmış uçaklar lüks bir seyahat gibi bir yalan ifadenin bir siyasi parti genel başkanı tarafından aslı, doğrusu araştırılmadan, soruşturulmadan, sonraki gelişmeler, tekzipler takip edilmeden tekrarlanmasından büyük üzüntü duydum. Bu konuda bir açıklama beklediğimi de ifade etmek isterim. Tekrar ediyorum, Cibuti ziyareti Afrika Birliği Parlamenterler Konferansı dolayısıyla olmuştur. Cami açılışı için değildir. Kiralık uçakla gidilmemiştir. Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Bizim gidebileceğimiz seyahat araçlarımız var, devletimizin, hamdolsun. Onunla gidilmiştir. Haber yalandır, iftiradır. Bu iftira haber, yalan haberin yapılma sebebi de Cibuti'deki yapmış olduğumuz temaslar, Afrika bağlamında FETÖ ile mücadele kapsamındaki temaslardır.